İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla. Milli futbolcu Arda Turan'ın gazeteciye saldırması ve yaptığı açıklamalar için neler söyleyeceksin? İkisi de yanlış yapmış. Neden? O bilmeden, sormadan bir yazı yazıyor. Kişiye ulaşmadan yorumunu yapıyor. O da sinirlendiriyor ama onun yaptığı hareket de doğru bir hareket değil. Çünkü 60 yaşında bir adam, ona sarılmaması lazım. Boğazına sarılmaması lazım. Ama bütün bu kabahatler Fatih Terim'de. Fatih Terim kaybetti, diktatörlüğünü kaybetti. Artık takım idarenin misyonu doldu onun. Yeni bir teknik direktör lazım ona. İkisinin de gazeteciler olmasa zaten biz hiç, bu medya olmasa hiçbir şey aydınlanmaz ki. Şey yapamaz. Bence Arda'dadır yanlışlık. Öyle olmaz onun. O kaç yaşında bir adam. Biraz parası var, pulu var diye böyle insanlara böyle bence çok ayıp etmiş. Arda Turan'ın gazeteciye saldırması ve yaptığı açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bence şöyle bir şey söyleyeyim. Bir futbolcunun taşkınlık yapması yanlıştır. Olumlu olması lazım. Türkiye'ye kendini sevdirmesi lazım. Sizce? Vallahi Arda başından belli haklı her şeyde. Haklı olması. Fatih Terim olduğu sürece bu olaylar devamlı olur. Yani ben biraz Arda'nın haksız olduğunu düşünüyorum. Milli takım her şeyin üstünde çünkü. Yani babası yaşındaki bir adamı kırtlağına sarılmak, küfür etmek, bilmem ne yapmak. Bırak Arda'ya, hiçbir insana yakışmaz. Ne olursa olsun yaş itibariyle, meslek itibariyle de şöyle bir teraziye koyduğumuz zaman Arda genç olduğu için büyüğüne saygılı davranmak zorundaydı, bir. İkincisi, basın toplumun sesidir, dünyanın sesidir. Arda'nın yapmış olduğu şöhret şımarıklığıdır bence. Ve benim bu sözlerimin de dilerim ki kulağına gitmesiyle, ben kendisine hakaret etmeden söylüyorum ama bu şımarıklık onun bir kusuru, hakaret olarak söylemiyorum. Kendisini yargılayıp kendisini yontmalıdır, tıraş etmelidir. İnsanlar ilk önce kendisinin heykeltıraşı olmalıdır. Ya doğru bir şey değil. Yaptığı hareket ve davranışlar doğru bir şey değil. Sonuçta milli takımı bıraktı ve uzayan bir polemik oldu yani. Meşgul ediyorlar sadece. Diyorsunuz. Evet. Etin kilosu 60 lira olmuş bu ülkede. Arda Turan milli takımla ilgili konuşmalar yapılıyor. Bırakın ya bu demagojileri. İnsanlar et yemiyor, et. Milli futbolcu Arda Turan'ın gazeteciye saldırması ve yaptığı... Hiç tasvip etmiyorum. Hiç tasvip etmiyorum. Yani o kadar o seviyeye gelmiş, Türkiye çapında isim yapmış bir insanın kalkıp o hareketi yapması, hani bırakın futbolculuğu, bırakın bilmem neyi, insanlık dışı.